Kıymetli yurttaşlarımız ve basın mensupları. Bugün okullarımızda 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders yıl zili çaldı. Ne yazık ki okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim sisteminin getirdiği koşullar öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış, iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, bakanların ortalama ömrü 2,5 yıl olmuştur. Her gelen bakan bir önceki sistemi eleştirmiş, yerle bir etmiş ve kendi ortaya attığı fikirleri apar topar uygulamaya koymuştur. 9 bakan toplamda irili ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış, lise ve üniversite sınavları defalarca değişmiştir. Hiçbir değişiklik etkisini değerlendirmeye yetecek kadar bile uygulamada kalamamıştır. Çocuklarımızın geleceği AKP'nin ve bakanlarının elinde oyuncak edilmiştir. Bu yıl okul öncesi 1. 5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan Türkiye Yüzyılı Marif modeli ile döneme başlıyorlar. İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiştir. Kaynakçası, bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açtık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AKP'nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce eski programlara dönülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz bir yandan AKP iktidarının eğitimde yarattığı tahribatla mücadele etmeye çalışırken bir yandan da kendi haklarına yapılan bir saldırıyla karşı karşıyadır. Öğretmenlik mesleği kanun teklifi geçtiğimiz dönem meclise sunulmuş, partimizin milletvekillerinin gösterdiği başarılı muhalefet sonucunda görüşmeler Ekim ayına ertelenmiştir. Teklif öğretmenlik mesleğini düzenleyecek nitelikte değildir. Yalnızca atama bekleyen öğretmenleri elemek için hazırlanmıştır. Öğretmenlerin hakları tanımlanmamış, diğer eğitim çalışanlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmamış, özel sektörde çalışan öğretmenlere yer verilmemiş, basamaklandırma eğitim sistemine çözüm sunulmamıştır. Amaç öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek, öğretmenlerimizin ve eğitim bileşenlerinin haklarını tanımlamak değil, öğretmenlerin diplomasını çalmaktır. Üstelik bu yıl okullarımız yeni öğretmen ataması yapılmadan açılmıştır. Okullarımızda öğretmen ihtiyacı devam etmektedir. Bakan Yusuf Tekin 2 Eylül'de yaptığı açıklamada ihtiyacımız açısından şu anda %95'e yakın öğretmen normumuz dolu dedi. Bakanın ifadesine ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 48.700 öğretmen ihtiyacı bulunuyor. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılında valiliklerden alınan bilgilere göre 91.000 norm açığı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ise 85.000 ücretli öğretmen görevlendirildi. Veriler arasındaki tutarsızlıklar maalesef sürüyor. Öğretmen atılması gibi okullar açılmasına rağmen en önemli konulardan biri okullarımızda temizlik ve güvenlik görevlisi ataması da maalesef yapılmamıştır. Okulların ve çevresinin temizliğinin, güvenliğinin sağlanması sorumluluğu da okullara, dolayısıyla okul aile birliklerine, dolayısıyla da velilere bırakılmıştır. Okulların kadrolu bir güvenlik görevlisi dahi yoktur ve bu da çok önemli bir sorun teşkil ediyor. Okullarda kayıt parası sistemini dayatıyor. Bu da Ataşehir'imizde de olduğu gibi tüm Türkiye'de önemli bir konum içerisinde. Zorunlu eğitim kapsamında devlet okullarında örgün eğitim içerisinde 16 milyona yakın öğrenci vardır.
Milli eğitimin bütçesi ise 1 trilyon 92 milyardır. Okullara her öğretim yılının başında eğitim öğretim hazırlık amacı ile öğrenci başına en az 1000 lira bütçe gönderilmelidir. Öğrenci başına 1000 lira gönderildiği takdirde milli eğitim bütçesinin sadece 15 trilyon 88 milyar lira arası kullanılmış olacaktır. Öte yandan öğretmenler açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Tüm eğitimciler yoksulluk sınırının altında ücretlere çalışmaktadırlar. 2002 yılında yeni göreve başlayan bir öğretmen 540 lira olan maaşıyla 17 çeyrek altın alabilirken 2024 yılında göreve başlayan öğretmen 41 bin lira ile 9 çeyrek altın ancak alabilmektedir. 22 yıllık AKP iktidarı çocuklarımıza, okullarımıza bir öğün yemek verecek bütçeyi dahi maalesef ayırmamıştır. Ülke genelinde okul yemeği tüm öğrenciler için temel bir talep iken okul öncesi eğitimdeki okul yemeği uygulaması yalnızca bir dönem uygulandıktan sonra maalesef kaldırılmıştır. Okul yemeği programlarının eğitime eşit erişim sağlaması, özellikle dezavantajlı çocukların okula devamlılığının artırılması açısından çok önemlidir. Çocuklarımız ayrıca sularını evden getirmekte, bittiği takdirde ise kantinden parayla su almak durumunda kalmaktadırlar. Parası olmayan çocuklarımız ise ya susuz kalmakta ya da musluktan akan suları içmek durumunda kalmaktadırlar. Tüm bu eğitim sisteminin çarpıklığı içerisinde Ataşehir'de de kendi arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda okulların ciddi temizlik ve güvenlik sıkıntılarının olduğunu açıkça görüyoruz ve bunu da il başkanlığımız ve genel merkezimize raporladık. Yine özellikle Ataşehir Atatürk Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Yenişehir mahallelerindeki okullarda kayıt ücretleri ne kadar inkar edilse de birçok arkadaşımız ve dostumuz görüyor ki bir sektör haline dönmüş ve 200 bin liralara varan bir kayıt ücreti istenir hale gelmiş durumda. Yani neredeyse özel okullarla yarışan bir sistem öngörülüyor ve buna da aracı olarak maalesef ki okul müdürlerimizi arada bırakmış oluyorlar. Okul müdürleri okulun temizlik ihtiyacını karşılamaya çalışan, okulun eksiklerini giderlerini tamamlamaya çalışan, okulun birçok konusunda eğitimin dışında neredeyse tüm işlerle uğraşır bir hale gelmiş durumda. Ve bu konuda en çok çocuklarımızın aldığı eğitime yansımış oluyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni eğitim öğretim yılında bu sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ve çocuklarımızın özellikle kırtasiye, beslenme noktalarında da Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Onursal Adıgüzel son grup toplantımızda da ve meclis toplantısında da açıkladı. En azından dezavantajlı, sıkıntı yaşayan ailelere desteklerini sunmaya çalışacak. Ama eğitim sistemine, yani geleceğimize, çocuklarımızın geleceği noktasında yapılacak çalışmalarda artık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 22 yıllık yaptıkları tüm planlamalar maalesef bir çöp niteliği görüyor. Ve eğitim sisteminde yaşanan sıkıntıları da artık sokakta bile konuşulur hale geldiği bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en önemli konulardan biri adalet olacaksa bir tarafı da eğitim olması gerekiyor ve bu anlamda da çalışmalarını sürdürüyor. Bugün bize misafir olan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyoruz ve bu bağlamda da söylediğim gibi eğitim konusunda yeni dönemde çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, müdürlerimizin ve tüm velilerimizin de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanında bulunmaya devam edeceğiz. Saygılarımla.